Evet, en merak edilen yerli karavanlardan biri de Swan. Müthiş bir giriş yaptılar. Gerçekten müthiş bir giriş yaptılar. Bizim en beğendiğimiz model bu arkadaşlar. Yakut modeli, Esra ile favorimiz. Çok güzel. Evet, birazdan içini de göstereceğim. Swan'ın biliyorsunuz tanıtımlarını da sevgili Taylan abi yapıyor. O kadar güzel anlatıyor ki bu işlerde hitap çok önemli, üslup çok önemli. Yani bu işleri böyle ne bileyim biz sanayi ürünü satar gibi satmamamız gerekiyor. Üslup bilen, konuşmayı bilen, güzel konuşan güzel insanların bu güzel karavanları tanıtması gerekiyor. Çünkü konu çok duygusal arkadaşlar. Konu duygusal. Ev alıyorsunuz. Uyuyacağınız, yemek yiyeceğiniz, çocuğunuzla vakit geçireceğiniz bir ev alıyorsunuz aslında. Konu çok duygusal. Evet, bu da Safir modeli. Gayet güzel. Gayet güzel. O bahsettiğim koltuk genişliği bu işte. Oh, çok iyi. Gerçekten çok iyi. Süper detaylar. Tuvalet, banyo. Daha detaylı Taylanerlerin videolarında orada bütün modellerin detaylı incelemesini görebilirsiniz. Dedim ya, güzel anlatıyor adam. Abi şimdi senden bahsediyordum. Evet, benden bahsediyorum. Evet abi, adam güzel anlatıyor diyordum. Estağfurullah. Çünkü bu kadar değerli şeyleri güzel anlatmak gerekiyor. Bu ev çünkü. Hangisini senin gözün, hangisini mesela? 5 model var Swan'da. Yakut abi, Yakut. Yakut mu? Ben pası da verdim izleyenlere. Evet. Dedim ki yani daha detaylı görmek istiyorsanız Taylanerlerin kanalına abone olun. Orada göreceksiniz. Sağ dediğim abi. Gibi adam güzel anlatıyor. Vallahi severek izliyorum, takip ediyorum abi. Teşekkür ederim. Gerçekten bir de doğru insanlarla buluşmuşsun. Bu sektörde doğru insanlarla karşılaşmanın önemini şu an anlıyorum. Senin de burada beğeni sürmen çok önemli. Sen de geziyorsun, dolaşıyorsun. Birikimin bilgin var. Onun için elimizden gibi yaşıyorsun zaten. Koşturuyorsun bu karavanla ilgili. Onun için de hani biraz mihenk taşları vardır ya. Belki bizler biraz mihenk taşıyız. Bence daha doğru oluyor bu. Bizlere zaten seyirci güveniyor, inanıyor. Onun için de biz doğru şeyi söylememiz lazım. Hemen senin kanalında da söyleyeyim. Bu bir reklam değil. Reklam evet. Filmi yapmıyoruz. Kesinlikle. Reklam filmi ayrı. Seyircimiz biraz ona. Taylan Bey ya Swan reklamı falan. Swan reklamı değil. Ben inandığım karavanın tanıtımını yapıyorum. Tanıtım başka, reklam başka. Kesinlikle. Kesinlikle çok güzel bir şey söyledin. Bir de şeyden bahsettim. Üreticinin ürünü anlatırken iyi bir Türkçeyle anlatması gerekiyor. Ticari bir meta gibi görmeden o duygusallıktan bahsederken onu söylemiştim aslında. Bunu anlatırken çok yumuşak anlatmalıyız. Çünkü neden? Bu hayatı tercih eden insanlar yumuşak kalpli insanlar. Çok. Ya bunu sen söyledin, bunu pek yani pek değil söylen olmadı. Maalesef evet yani şimdi burada bir sanat üretiliyor aslında zanaat var burada. El işçiliği var. Makine tabii yapıyor ama çoğunluğu yerler el işçiliği yapılıyor. Onun için yani karavanın sadece, aslında çok güzel değindi. Karavan sadece fabrikasyon bir ürün değil. Bunun için yaşıyorsunuz eviniz gibi. Eve girerken de mesela öyle bakarsınız ya. Ah Mehmet mesela der Ayşe Hanım. Mehmet çok beğendim ya ne güzel böyle ay der. Şu köşeye koltuk koyarız falan filan der. Ona dört köşe bir duvar gibi bakmaz hanımlar. Beyler de öyle. Ayşe ya ben de şuraya otururum bu da benim köşem olur falan diye takıtımızı şöyle yapalım. Karavan da aynı. Karavan da her şey hazır. O zaman ne yapıyoruz? Çok ürün olduğu için bize göre hangisi uygunsa onu alıyoruz. Yani o sizinle bütünleşiyor. Evet. Eski benim karavanlarım vardı mesela. Onları bırakırken zorlanmıştım. Ama Swan dedi ki biz size yenisini verelim. Eskiyi dedi bırakın artık dedi. Böyle bütünleşmişsiniz ya. Bir çerçeve atmışsın. Bir şey var. Banyoda mesela havluluğun var falan. Böyle bir şey oluyorsun. Evet. Halbuki o bir aslında meta. Bir mal ama öyle bakmıyorsunuz ona. Kesinlikle. Şimdi de Zümrüt'teyim. Swan Karavan Zümrüt modelindeyim. Mesela o da bana küçük minik bir ev gibi geliyor. Güzel geliyor. Ne güzel abi. Benim mesela gözlem elmas. Evet. Senin Yakut. Benim Yakut. Tabii yok. Yakut zaten tam Yakut ev yani. Güzel. Ben şimdi Yakut'u biraz inceleyeceğim buyurun abi. Buyurun efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Yakut gerçekten Yakut gibi parlıyor arkadaşlar.
Bunun, bu karavanın en güzel yanı tuvalet banyonun ayrı olması. Bir başka yerli firma da Gencer Karavan gerçekten. Onun da bir modelini seçtik biz. Çok hoşumuza gitti. Lala Land 520UY. Evet, bir beyefendiyle hanımefendi var içeride. Onlar çıktıktan sonra detayları göstereceğim. Çok iyi bir mutfak. Hemen bizi karşılıyor. Ta 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 tam. Olayın güzelliğine bak ya. İşte çekme karavanın bu güzelliği var arkadaşlar. Tuvalet, banyo. Burada böyle bir dolap var. Burası da oturma grubu. Çok iyi tasarlanmış gerçekten. Güzel. Yaşanır, ömür boyu yaşanır. Tabii ki fantezilere de yer veriliyor fuarda. Bu da efsane bir şey. Bu aralar çok fazla görmeye başladım bu tarzda karavanlar. Böyle artık uç noktaları zorlayacak insanların tercihi oluyor. Evet, bu sene fuarda çok az semi entegre gördüm. Onlardan birisi de bu. Ford'un üzerine yapılmış bu semi entegre. Evet, detaylı olarak Gencer Karavan'ın internet sitesinde bu aracı da görebilirsiniz. Devam ediyoruz. Nereye devam ediyoruz? Nurgaz her fuara katılıyor. Bayağı ürün yelpazesini genişletti. Kamp sobaları, bardaklar, tabaklar, sandalyeler, masalar, aklınıza ne geliyorsa Nurgaz'da bulabilirsiniz. Ve Nurgaz'da yeni bir şey daha var. Nedir o? Kiralık karavan. Aşinayız efendim. Şöyle dışarıdan ranzalı. Çok güzel. Evet, bu karavan kiralık arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyim, mükemmelsiniz. Teşekkürler. Nasıl geçiyor fuar? Her şey çok güzel. Süper. Yeni başladı değil mi kiralık tabii, karavan? Tabii yeni başladı. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Eksik olmayın. Teşekkür ederiz. Yani firmalar çoğaldıkça kalite de artıyor. Aynen. Yolunuz açık olsun. Teşekkür Görüşmek ederim. Üzere. Çok sağ olun. Evet, böyle mono blok tarzında karavanlar da mevcut. Sirius modeli mono karavanın. Bayağı eğlenceli tasarımlar ya. Ay çok güzel. Bunda mesela şu cam genişliği efsane. Süper. Hemen bir tanesine bakalım. Oo güzel. Böyle bir oturma grubu. Hem yatak oluyor. Burada bir bahsettiğim cam. Süper. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyi. İş nasıl? İyi, çok iyi. Dün buradaydı. Dün buradaydı, siz yoktunuz galiba. Evet, evet. Dün geldik, pazar günü inşallah. Süper, nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel. Trakya, kamp karavan dünyasına, evet. Trakya bölgesi büyük katkıda bulundu. Evet. O kadar çok karavan görüyorum ki artık. Tabii bunda sizin de etkiniz çok fazla. Evet, Kesme Karavan Grubu olarak. Evet, evet. Emeğinize sağlık. Evet, kesinlikle. Daha da büyüteceğiz inşallah. Biz de geleceğiz inşallah. Havalar biraz düzelsin. Geliyoruz. Geliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek İyi üzere. Fuarlar. Çok sağ olun. Tabii ki. Abi size ne olmuş be? Hoş geldiniz. Ne olmuş be? Sattık aracı. Sattın mı? Sattık. Ah be. Geçemediniz. Nasıl gidiyor abi? Çok güzel gidiyor. Çok memnunuz. Evet arkadaşlar. Çorlu karavanı ben ta başından beri takip ediyorum. Öyle güzel ivmeyi yükseltti ki çizgiyi. Çok güzel yükseltti. Bu fuarda da müthiş bir arabayla, karavanla karşımızda. Nasılsın abi? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arabanın özelliklerinden çok kısa bahseder misin? Araba 2018 otomatik 177 beygir. En önemlisi de arkadan itişli. Of. Önden çekişli değil. Yeni versiyon bir araç. Şerit takip özelliği olan. Tabii özellikler olunca araç satın daha kolay oldu. Değil mi? Bir de ÖTV olayı sizi pozitif anlamda yukarı çıkardı, tabii. Evet. Evet. Denetimiz sağ olsun ama tabii bir adım daha bekliyoruz. Kesinlikle. Bir tık daha düşürmesin. Bir tık daha düşürürse gerçekten güzel arabalara bineceğiz. Sesimizi duyun. Tabii. İkimiz için de daha iyi olacak. Avrupa'ya daha rahat açılmış olacağız. Kesinlikle öyle. Emeğinize sağlık. Arkadaşlar ben biraz karavana bakacağım. Görüşürüz. Yok yok, size de göstereceğim ya, merak etmeyin.
Bu yuvarlak dönüşleri çok seviyorum karavanlarda. Gerçekten estetik katıyor. Oo, kombimiz de var. Süper. Otomatik vites. Gerçekten artık buna geçmeli dünya. Elektrikli ve otomatik vitese geçmeliyiz. Emeğinize sağlık abi. Süper olmuş. Çok sağ ol. Nasılsın? Çok şükür, siz nasılsınız? Teşekkürler. Karavanı almama neden olan arkadaş işte bu İlker Bey. Sağ olsun, karavancı yaptı bizi. Mutlusunuz ama değil mi? Çok şükür, ikinci karavanı yaptık otobüsten şimdi bir tane. Evet, onu da bir gün göstereceğim İnşallah size. İnşallah böyle yollarda denk gelirsek kesinlikle gezdiririm. Efsane bir şey oldu gerçekten. Evet. Sağ olsun yine Çorlu Karavan'ın yapmış olduğu bir üretim evet oldu. Harika. İnşallah görüşürüz yollarda. İnşallah. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Sağ ol. Favorilerimden birisi de Zirve Karavan'ın Semi Entegresi. Bütün aşamalarını gördüm bu karavanın, yapım aşamalarını. Burada kocaman bir yatak, bir boy dolabı. Yani sadece şu tuvalet banyo için alınır yani bu karavan. Şuna bakar mısın? Dev gibi dev. Evet, detaylar harika. Bu araç 2012 modeldi yanlış hatırlamıyorsam. Temiz kullanılmış, güzel kullanılmış. O yüzden karavana dönüştürmek için gayet ideal bir araç. Fırınlı ocak var. Burada davlumbaz var. Burada çamaşır makinesi. Hemen altında bulaşık makinesi. Abi fuarda pek konuşamadım seninle. Nasıl geçiyor fuar? Abi fuar güzel geçiyor. Bayağı yoğundu. Şu an için fuardan çok memnunuz. Çok değerli misafirlerle tanıştım. Güzel sohbetler ettik. Gayet de memnun bir şekilde ayrılacağız inşallah. Herkese sordum bunu. %45 ÖTV'nin pozitif anlamda bir etkisi oldu mu piyasaya? %45 ÖTV'nin pozitif anlamda şu an için yok ama olacak gibi duruyor. Çünkü ikinci el araçlarda bayağı bir sıkıntılar var. Onun için yeni araçlara doğru insanlar yönlenmeye başladı. Onlarla da ilgili bayağı sohbetler ettik. Biz bildiklerimizi anlattık. Onlar düşüncelerini anlattı. Fuar sonrasında onunla da ilgili bir gelişme olacağını düşünüyorum. Aileler Semi Entegre'yi tercih ediyor mu? Zaten bizim Semi Entegre'yi aileler ve tam zamanlı yaşamak isteyenler tercih ediyor. Onun için aileler çoğunlukta. Bana da sorduklarını hep diyorum. Yani Semi Entegre sizin için ideal. Neden ideal? Siz için çünkü 4-5 kişilik bir ailesiniz. O yüzden Semi Entegre'de çok rahat edersiniz diyorum. Doğru mudur abi? Doğru abi. Çünkü bu araçlar hem genişletilmiş hem uzatılmış araçlar olduğu için burada konfor en üst seviyede. Onun için genel olarak tercih sebebi oluyor. Bir de fuarda Mücahit abiye en çok sorulan soru şu. B ehliyetim var, kullanabilir miyim? Şöyle, bu araçlar kamyonetten ya da kamyondan hangisinden olursa olsun Türkiye şartlarında M1 motokaravan oluyor. Ve bu M1 motokaravan olduktan sonra Türkiye'de kullanılıyor. Normal yasal olarak esasında kullanılmaması lazım ama buna devletimiz de şu anda bir şey demiyor, kullanabilirsiniz diyor. Ama yurt dışına çıktığında bunları kullanamıyor. Çünkü onlar ağır motokaravan diye tanımlıyorlar bu araçları. Onun için C ya da E ehliyet gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Mücahit abi. Rica ederim efendim. İyi fuarlar diliyorum abi. Çok teşekkür ederim. Böyle bir karavan da Palila Karavan firmasının fuar aracı. Selamlar. Bu da Elite Plus modeli. Ona da hemen şöyle hızlıca göz atalım sizin için. Şöyle. Evet, burada da efsane bir şey var. Süper. Atik ailesinin man kamyonu diyeyim. Karavan olmak üzere gerçekten efsane bir şey bu ya. Ve neredeyiz? Kamp Guru Market'teyim. Burada her şey var arkadaşlar. Böyle dış mutfaklardan sunum tabaklarına, buzdolaplarından efendime söyleyeyim kamp sandalyesine, bardak, çanak, tabak, ondan sonra ne bileyim Alco'nun bütün ürünleri, CBA paneller, tuvalet kimyasalları, işte aklınıza ne geliyorsa Kamp Guru Market'te var arkadaşlar. Bu da var. Karavan bile var. Bunu bile alabilirsiniz. Gerçekten var.
Kamp Kuru'ya da buradan ulaşabilirsiniz. Sen yokken dedikodunu yapıyordum burada. Karavanına konuşuyordum. Geldin, sen anlat o zaman. Dedim ki geliyor, karavanlar geliyor. Evet, geliyor. Ya çok güzel, küçücük bir hikayesi var, onu anlatayım ilk önce. Lorena Wingham'ın hem tasarımcısı hem sahibi İtalyan bir hanımefendi. Ve uzun yıllardır bizi takip ediyor. Türkiye'deki tek Wingham kullanıcısı diye. Yakamıza yapıştı ve bizle Türkiye'de bunu sadece senin satmanı istiyorum diye. Süper. Yakama yapıştı ve ben zorla şu an Wingham'ın Türkiye'deki distribütörü oldum. Çok güzel. Bunun dışında Kamp Kuru'yla olan ilişkini de anlattım. Onu da anlatayım. Evet. Kamp Kuru da aslında Kamp Kuru benden bağımsız kurulan. Eşimin kuzeni Emre tarafından ortaya çıkarılan çok güzel bir site oldu. Ben de kendi çapımda ona yardımcı olmaya çalıştım bu sitede. Karavan sektöründe neler eksik neler değil. Yazılar yazdım. İşte ürünleri söyledim. Fakat Emre de, bana hep böyle yapıyorlar herhalde. Emre de bunu beraber yürümemiz gerektiğini söyledi. Muhteşem ürünler var arkadaşlar. Az önce detayını gösterdim. Kampkuru.com'a girin. Karavanla ilgili, kamp malzemeleriyle ilgili ihtiyacınız varsa bir göz atın derim. Kullandığım her şeyi orada görebilirsiniz. Çünkü kullanmadığım, ne olduğunu bilmediğim hiçbir şey de koymuyorum. Ben kendim çok mutlu olduğum şeyleri. Süper bir yaklaşım. Emre bunu koyalım diyorum. Çünkü 9 senelik karavancı, zaten 9'u devirdik. Gerçekten işe yarayanları koyuyor, işe yaramayanları. Hani para kazanalım da şey, yani ne olursa olsun değil. Hani keyif aldığınız, kullandığınız her şeyi Kamp Kuru'da bulabilirler. O zaman iyi fuarlar diliyorum. Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız bu arada? İyiyiz efendim. İnşallah. Çok iyiyiz. Nasıl gidiyor fuar? Güzel gidiyor. Seni görünce bu fuarda herkesin yüzü gülmeye başlıyor. Ay sağ olsun herkes. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. İşte benim ilk göz ağrım Sprinter. Bakamıyorum başka arabaya ya. Çok güzel bir araba bu ya. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Müthiş bir Sprinter. Parlıyor, yanıyor tabiri caizse. Çok güzel olmuş. Ben 2 gündür buradayım. Bu 3. gelişim sizin aracınıza. Kaç model? 2015 model. 2015 model. Kaç bin kilometrede? 170 bin kilometrede aracımız. Mercedes için 0 yani, öyle söyleyeyim. 170 bin, evet. Kendi sınıfında bulunması çok zor bir araç. Ödeviden muaf. Dış tasarım olarak biraz daha VIP tarzı. Çok güzel olmuş. Tasarım, evet. Gerçekleştirdik. İç mobilyamızı elinden iç mimarımız. Ooo süper. İşte hep söylediğim şey, bir karavana kadın elinin değmesi başka oluyor. Diyorum ki hani o kadar güzel tasarlanmış ki. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Çok sağ olun. Neyi baz aldınız mesela? Hani bunu tasarlarken kullanıcı geri dönüşleri. Süpersiniz. Ben de yaklaşık 7-8 yıllık bir kiracıyım. Yani kiralık karavanlarla dolaşıyorum. Benden de çok şey duyabilirsiniz bu konuyla isterim, alakalı. Çok doğru bir yaklaşım. Evet, kullanıcılardan dinleyin sevgili üretici abilerim. Kullanıcıları iyi dinleyin. Daha hızlı yükselecek Türk karavan piyasası. Emeğinize sağlık. Doğuş Otocam'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Beni takip eden herkes bilir. Çok güzel bir cam ürettiler. Şu gördüğünüz camlar bizim çok hoşumuza gitti. Detaylı bilgiyi doğuşotocam.com'dan alabilirsiniz. Camlarını çok sevdik. Nasıl gidiyor? Çok güzel geçiyor. Bizler için çok güzel bir fuar. Sizleri de aramızda görmekten çok mutluluk duydum. Gerçekten böyle olağanüstü bir atmosferde. Yani geri dönüşler nasıl? Geri dönüşlerimiz çok güzel. Allah bereket versin. Her şey yolunda, her şey çok güzel. Katılımlar çok güzel. Müşterilerimiz, ilgi alakamız çok güzel. Süper. Ya gerçekten yeni bir şeyler üreten insanlara her zaman, evet, hayran yeni oldum. Yeni üretimlerimiz var. Yeni kalıplarımız çıkıyor yine de. Devam ediyoruz üretmeye. Süper. Yeni tasarımlar. Müşteri isteğine göre tasarımlar. Ellerine evet. Sağlık. Rica ederiz. O zaman Bursa'ya geldiğimizde çayını İnşallah içmeye uğrayacağız. İnşallah kahvemizi içmeye bekleriz. Eyvallah, sağ olasın. Burada yine bizim çok sevdiğimiz büyük camlı bir karavan görüyoruz. Gayet kullanışlı. Böyle bir tercih var. Ve geldik ilk göz ağrımız Termusa'ya. Yine her zamanki gibi muhteşem bir stand yapmış. Bu yıl öyle bir lavabo geldi ki, şunların güzelliğine bakar mısınız? Yani şimdi bunları böyle gösteriyorum. Siz bunları böyle
sert, işte ne bileyim fayans gibi bir seramik gibi düşünebilirsiniz ama serçe parmağınızla kaldırabilirsiniz. Yani gelip dokunmanız gerekiyor. Bugün fuar bitecek, o yüzden gelip dokunamazsınız. Termosa'ya gidip varsa ihtiyacınız önce bir bunlara bir bakın derim. Cidden efsaneler. Evet, o lavaboları da satış ve pazarlama koordinatörü Karavan Kurdu'na soracağım. Teşekkürler. Abi ne kadar güzel lavabo getirmişsiniz ya. Yani güzel, güzel üreticilerden de güzel tepkiler aldık. Son kullanıcılar da çok beğendi. Büyük bir eksiklik vardı aslında o konuda. Ekilerde büyük bir eksiklik vardı. Bu lavabolar neden hafif abi? Neden hafif? Maddesinden dolayı poliplastikten yapılıyor. Aynı zamanda içerisinde biraz akrilik de var. Çok iyi. O şekilde. Dediğim gibi Termosa'ya gidin, görün. Evet. Showroom'u da çok güzel oldu herkesi bu arada. Herkesi bekleriz. Arnavutköy'de showroom'umuz var. Orada ürünleri daha detaylı bir şekilde sizin takipçilerinize ve müşterilerinize anlatabiliriz. Evet, çok teşekkürler. Fuar güzel geçsin. Teşekkürler, sağ olun size. Fuarların değişilmez firması Pino Karavan da burada tabii. Mesela ben bunu ilk defa görüyorum. Gayet güzel. Küçük karavan severler için. Mesela bakın. Küçük bir hanımefendi bu karavanı sevdi, içine girdi, bakıyor. Evet, burada da büyük beyefendiler kendilerine göre içeride karavana bakıyorlar. Evet, dediğim gibi bugün hafta sonu, hepsini çekemedim maalesef hafta içi. Böyle detayları ben size aktarayım. Çizgisi, tarzı, şekli hoşunuza giderse kendi internet sitesinden bunu inceleyebilirsiniz. Evet, Esra ile favorilerimizden biri Rollins karavanın bu cesur modeli biz çok sevdik. Biz sizin bu cesur karavanınızı çok beğendik eşimle. Nereden aklınıza esti bunun arkasını bu şekilde oval yapmak? Gerçekten cesaret isteyen bir şey. Biz şöyle rakiplerimize de saygı göstererek farklı bir layout benimsedik. Layout'a göre aslında tasarımımızı yaptık. Buradaki amaç Avrupa'daki karavanların da Türkiye'de üretilebilir olduğunu göstermek oldu. Kaliteden hiç taviz vermedik, ekipmanlardan hiç taviz vermedik. Ve tasarımımıza böyle bir retro havası katıp daha yumuşak, daha sıcak, daha ev konforunda, ev tadında bir karavan üretmeye karar vermiştik. Bunu gerçekleştirdik. Fuarda da cidden çok güzel tepkiler, çok güzel yorumlar aldık. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bu yolda emekliye emekliye, yavaş yavaş, sindire sindire ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ya ben de yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir karavan yapmışsınız. Detayları Rollins Karavan'dan öğrenebilirsiniz. Ben şimdi burada kalkıp da şu kadar fiyat, bu kadar içerik var diye anlatmaya kalkarsam sabah olur arkadaşlar. Rollins Karavan'ın web sitesinden, sosyal medya hesaplarından danışabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Biz çok beğendik. İlker Bey, biz şöyle diyoruz. Rollins'le dünya senin. Dünya hepimizin olsun. Bir şekilde olsun. Gezmek, görmek gerekiyor arkadaşlar. Evet. Merhaba, kolay gelsin. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Kaç kilo? 620 kilo. 620 kilo. Arka tarafta mutfağımız mevcut. Aa, süper. Burada iki önemli özelliği vardır. Monobloktur ve fiber gövdedir. Akıntı, sızıntı, ısı konusunda kesinlikle sorun yaşamazsınız, bilginiz olsun. Süper, hemen inceliyoruz o zaman. Harika, buyurun. Yatağımız 205'e 1.65 boyundadır. 205'e 1.65. Evet, altında. Evinizde yok bu yatak. Altında 4 tane bölüm vardı, depolama bölümü. Hı hı. Burada dış duş başlığımız, 50 litre su depomuz, güneş panelimiz, iki tarafta aydınlatıcımız. Süper. Ekıda şeklinde biz düşündük burayı. Ama isteyen müşterilerimiz olursa buzdolabı da ekleyebiliriz. 220 voltluk geçişimiz vardır. Ve baskı kullanıyoruz bu arada, Alman markası. Kafemizde kritik Alman markası diyorlar. Elinize sağlık, güzel olmuş, tatlış olmuş. Bu tarzı düşünenler için güzel bir alternatif. Evimize hoş geldin diyorum o zaman sana. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor fuar? Çok yoğun.
Çok yoğun ama çok keyifli. Çok keyifli. Yine çok güzel anılar biriktiriyoruz aslında. Geçen yıl da bu anıları biriktirdik. Bu yıl mesela geçen yıl yapmayı düşündük, bu yıl yapanlar geliyor ve onlarla ayrı keyif duyuyoruz. Hikayelerini anlatıyorlar, ilham kaynaklarını anlatıyorlar. Çok mutlu oluyoruz açıkçası. Evet. Süper. Peki bir şey soracağım. Şimdi siz biraz daha böyle duygusal bir duruşunuz var burada firmalara göre. Doğru. Değil doğru, mi? Doğru. Yani firmalar hani işi belli. Hani karavan siparişi alıyor, teçhizat siparişi doğru, alıyor. Doğru. Sizinki biraz daha duygusal. Çünkü hani insanlar sizi nasıl diyeyim? Böyle kalben takip ediyor. Doğru. Sevdikleri için. Gezdiğiniz yerleri görüyorlar. Doğru. Geri dönüşler nasıl peki? Vallahi çok keyifli. Şimdi onlar bizi hep ekranlardan görüyorlar, tanıyorlar ama biz onları aslında sadece sima olarak hiç bilmiyoruz, uzaktan biliyoruz. Doğru. İşte geldiklerinde mesela ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Hatta bizim bildiğimiz var, Çakıl ne yapıyor, o nerede diye soruyorlar. Her şeyimize çok hakimler. Hani hem o açıdan çok iyi. Bana damat diyorlar mesela, nasıl damat diyorlar yani ben böyle... Nasıl yani? Ama çok, çok içten olduğu için insanlar hakikaten bizi de içselleştirmişler sağ olsunlar. Bizim için çok güzel, keyifli oluyor. Çok güzel anılar oluyor. Yani gelenler hep şey diyor işte ya akrabamı görmüş gibiyim. Değil mi? Gerçekten de biz de öyle hissediyoruz. Hani aradan o bütün mesafeler kalkıyor. Doğru. Tamamen işte siz banyonuza şöyle yapmıştınız, buraya gitmiştiniz, kuma saplanmıştınız diye her şey o kadar hakimler ki bazen şey diyorum. Ben o kadar bilmiyor olabilirim. Hatta İlker geçen sene şöyle bir şey yaşadık. Bir tane işte sağ olsun takipçimiz geldi. Size bir şey göstereceğim dedi. Telefonun not kısmını açtı. Videolarımızda hangi saniyede neyden bahsetmişiz? Hangi marka, kelime, model? Kelime kelime notlar var. Kelime yani. Kelime. Siz banyoda bu videonuzda bunu demiştiniz. Dakika dakika yazmış biliyor musunuz? İnanamadık ya, yani. Ama çok, çok güzel paylaşımlar oluyor. Çok çok güzel. Çok güzel duygusal paylaşımlar yaşıyoruz biz de sizin gibi. Evet. Yani ne diyeyim? İyi ki bu hayatı seçmişiz. Evet. Kesinlikle. Yollara düşmüşüz. Herkese öneriyoruz kesinlikle. Evet. Bir de buraya gelip gerçekten hiçbir fikri olmayan insanlar da var. İlk kez karavanla tanışan insanlar da var. Aslında onlara da biraz böyle doğru yolu, yönü göstermek gibi bir kendimize amaç edindik. Ki ileride pişman olmasınlar. Elimizden geldiği tecrübelerimizi aktaralım onlara. Bu yüzden de acayip keyif oluyoruz. Yolda da karşılaşıyoruz çünkü onlarla. Kamp da yapıyoruz. Kamp da yapıyoruz. Değil mi? Çok güzel oluyor. Evet. O zaman inşallah biz de bir gün karşılaşırız. Çok i̇nşallah. Güzeliz. İnşallah. Kolaylıklar diliyorum size. Teşekkür ederiz. Bol keyifler. Sağ ol, hoşçakal. Gezen Yaka'nın evindeyim şu anda. Çok güzel, çok tatlı. Renkler özenle seçilmiş. Adam yorulmuş. Burçağı bırakmış burada. Gitmiş, çökmüş oraya. Adam yorgun. Adam bitkin. Yordular beni üstad. Ne haber abi? Vallahi acayip yoruldum. Sen nasılsın? Ben deyim, ben de çok yoruldum. Bir de bizim 8. gün yarın son gün. Ay. Artık böyle bitmek üzereyiz yani. Oh. Evet ama çok güzel bir yorgunluk bu. Değil mi? Çünkü sevdiklerimizle buluşuyoruz. Biz burada bir şey satmıyoruz tamamen. Evet. Şimdi ondan bahsettim Gezen Yaka'yla. Biz biraz burada maneviyat satıyoruz aynen, sanki değil doğru. mi? Duygularımızı biraz kesinlikle. Böyle insanlarla paylaşıyoruz. Bambaşka bir konumumuz var şu an. Her gelen şey diyor aileden gibisiniz diye. Değil evimizin mi? İçinden birisiniz gibi. O yüzden işte biz de onunla, bu sözler aslında bize mutluluk veriyor. Yorgunluğumuzu unutuyoruz bir anda. Değil mi abi? Hoş süper. Geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Bir şey diyeceğim. Seni bırakıp gitti oraya. Kaçtı. O esnada kayıttaydık. Aynen. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bebişle işte kampa yerleşmeye çalışıyoruz. Arabayı bitirmeye çalışıyoruz. Kolay gelsin. Yani arabayı bitirme aşamalarını siz bizden daha çok çektiniz. Evet. Hatta şu an çekmeye tekrardan başladınız. Evet. Zaten bizi o korkutuyor. Buradan döndüğümüz zaman çok pahalı bir çalışma bekleyecek bizi. Of of ne of. Ne yapacağız bilmiyoruz. Çok büyük bir organizasyona girdiniz. Shakespeare'in bir oyunu vardı. Yeter ki sonu iyi bitsin diye. Evet. Bir ay bir yerde hep oraya bağlanıyor. İnşallah yanlışlıklar komedisine dönmesin de. İnşallah. Bekleriz yardım avallar. Geliriz, her türlü geliriz. Yalıtımda bir dünya markasıyım. Gördün mü? Çok güzel evet, yalıtım evet. yapıyorsun. Evet. Hatta direklerin içine kadar yalıtım malzemesi doldurmuş. Evet. Böyle klasik Türk ustası göbeğimle. Evet, birazcık ben sizin şu şeye bakayım. Tabii buyurun. Türkiye'nin birçoğunu görmüş karavanınıza. Vay biraz vay yaşam vay. Yaşam alanımız devam ettiği için karışık olabilir. Hiç önemli değil ya. Merhaba. İşte
tiyatrocu olunca böyle spot detayları gözden kaçmıyor. Işığımız eksik olmasın istedik. Evet. Yaklaşık 2 senedir sahneye çıkamıyoruz. Evet. Çok uzak kaldık. Artık haftaya inşallah senin oyuna geleceğiz, izleyeceğiz seni. Ay süper. Çok heyecanlıyım valla. O kadar çok insan geliyor ki Karavan Camiası'ndan oyuna. Ne güzel ama. Vallahi tiyatroya çok destek sevindim. Olalım. Tiyatroları boş bırakmayalım lütfen. Evet, kesinlikle. Ya bir garip oluyorum böyle. Hani YouTube'da takip edip böyle sizin yaşamınıza dair detayları şu an canlı canlı görmek evet. Çok acayip. Tabii sizler bizden önceydiniz efendim. Estağfurullah, estağfurullah. Öyle senin bizden daha çok fazla karavan deneyimin var. Her türlü karavanı deneyimledin. Evet, evet. Bir işte kamyon mamyon denemedik. Onu biz de denemedik. Deneyeceğiz bakalım iyi mi ettik. Ona da cebimiz yetmez aga bizim. Biz tiyatrocuyuz yani. Ya 2500 liraya deposu fulleniyor kamyon aynen. Karavanların. Hani otobüs karavanların. Bizi aşar o be ya. Aşar vallahi ya. Aşar be ya. Bu arada sen biliyorsundur değil mi? Yani ilk karavanı kullananlar da tiyatrocular. 1800'lü yıllarda İngiliz tiyatro sanatçıları böyle bir at arabasının şeyinden, arka kasasından karavan yapıyorlar. Sahnelerde kullanmak için. Ya. Yani biz tiyatrocular her yerdeyiz. Alın size bilgi. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben biraz daha dolaşıp kaçıyorum bebişimin yanına. O zaman selamlar. Size büyük arabada kolay gelsin efendim. Teşekkür ederiz. Yollarda karşılaşmak dileğiyle. Evet, evet, evet. Kampa bekliyoruz çaya. İnşallah geleceğiz. Eyvallah. Geldik de uğrayamadık. Tabii o zaman siz de yoktunuz evet, orada. Evet, evet. Yakın zamanda geleceğiz. Tamamdır. Tekrar. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Hem iş hem aşk. Evet. Efendim. Nasıl gidiyor abi? Çok davetiye soran var. Bugün ve yarın deli yoğun olacak abi. Ay süper abi. Şu an zaten size? Ben 100-120 bugün gönderdim. Of of İşte yarına da gelecekler var. Hem işte onlara davetiye hazırlayayım, hem malzeme satışı falan deli gibi yoğun. Sen bir yandan da karavan teçhizatları satmaya başladın. Valla güzel gidiyor. Ya, güzel gidiyor. Niye gidiyor? Yolda bir mutluluğu, yani yolda bir mutluluğun devamı için, devam ettirmemiz için, mutlu olmamız için paraya da ihtiyacımız var. Değil mi abi? Ne yapacağız? Biz de mobil işler peşine girdik bir senedir. İşte karavanmalzemecim.com diye bir site açtık, e-ticaret sitesi. İşte bizim karavanlarda, kendi yaptığımız, kullandığımız karavanları daha doğrusu, yaptığımız o kullandığımız malzemeleri, küçük büyük hepsini tedarikçilerin bir araya topladık. Orada satış oluyor. Bizim de bazı komisyonlarımız vesaire oluyor. Ufak ufak karlarla. En azından bizde bu pahalılıkta yol yakıt olarak, su olarak geri dönüyor. Güzel oluyor. Süper abi. En azından orada da birçok insanla tanışıyoruz. İşte buradaki şu an %80-90 firmaların tanıdık. Ve bu müthiş gurur veriyor. Yani insanlarla o selamlaşma, esnaf selamlaşması var ya 9 evet, evet, burada. Evet, dükkanı abi. Açıyoruz abi, iyi akşamlar, günaydın. Ne güzel çok abi. Keyifli geçiyor yani. Süper abi. Keyifli o zaman geçiyor. Ne diyeyim sana, yolunuz açık olsun. Mutlu olun, yollarda karşılaşalım. Yollarda hep mutlu olun. Aynen öyle. Yolda zaten mutlu olmayacaksak yola neye çıkıyoruz? Değil mi? Kesinlikle öyle. Kendine iyi ol. Sen de öyle. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağ ol. Bizimkiler yemek arasında. Efsane karavan. Efsane karavanın içini görmelisiniz. Efsane Karavan YouTube kanalından detayları görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten birçoğunuz görmüşsünüzdür. Yaz mevsiminde Dikili'de çok karşılaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki yazda kahvelerimizi yudumlayacağız. Evet, ben yine misafiri olduğum Zirve Karavan'ın standına geldim. Burada müthiş bir kalabalık var. Bir çay içerim dedim ama bilmiyorum. Senin yollarda olman gerekmiyor mu abi? Abi bir 3-4 günlük ara verdik ya. 3-4 günlük kısacık bir ara, ondan sonra yine yollardayız. Yine Mücahit abinin masasına çökmüşsün. Çöktüm tabii her zaman. Mücahit bizim dostumuz. Değil mi? Firmasının hepsini etmek üzere geldik 3-4 günlüğüne buradayız. Süper abi. Nasıl gidiyor? Abi çok iyi gidiyor. Yoruldum ama belli şu an. Çok verimli bir fuar oluştu. İnşallah yarın bitiriyoruz. Sonuçları önümüzdeki hafta beraber değerlendireceğiz. Evet abi, masaya yatıracağız. Masaya yatıracağız aynen. Bitti. Video yine bitti. Karavana adım adımda herhalde bir daha görüşürüz. Hoşçakalın. Efendim canlı yayındasınız, bu arada söyleyelim. 4 taraftan kameramız var. Teşekkür ederiz İlker'ce, sağ ol. Ne demek efendim? Sen yine çift geziyorsun. Ben çifti buraya dönmüş. Ben canlı değil, bantlanım ama. Olsun, hiç sorun değil. Nasılsın, hoş geldin. Hoş bulduk.